Efendim yani kısa bir aranın ardından Murat Hoca'yla diş sağlığı ile ilgili konulardan bilinmeyenlerle devam edelim. Evet Efendim? her gün olduğu gibi. Her gün olduğu gibi 20 yaş diş. 20 mesela yaş bahsedebiliriz. Yaş. Mesela evet. benim de çekilmemiş 20 yaş dişim var. 20 yaş dişleri ne yapacağız? E, henüz yer bulup yerleştiremediğimiz ağızda bulunan 4 adet diştir. Hı -hı. En arkadadır 16 yaşında çıkar çıkmaya başlar. 18 yaşında ağızda yerini alır. Hı -hı. Alamayanlar vardır. Gömük kalırlar. Bazılarda yarı çıkmıştır ama kendilerine yer bulamadıkları için yerine tam olarak yerleşememiştir. Bunu da kıymetli izleyicilerimizin en çok e, sordukları soru şu hastalarımızda. Hocam 20 yaş dişi diyor. E, yani diğer dişler gibi mi çek? Çekimi nasıl oluyor? Ona çekimin zor olduğunu duydum, doğru mu? Evet, zor daha olduğunu Biraz Şimdi, daha zor diyelim. Yani. 20 yaş dişi 2 kökten 8 köke kadar şu an benim tecrübem var. Ya Sağlam gelmiyor. Evet, 8 köklü 20 maşallah, yaş dişi Maşallah, maşallah çok kuvvetli. Şimdi 20 yaş dişini çekmek normalde diğer dişler gibi. Fakat kavitede henüz yerini alamadıysa ya da yarı çıktıysa küçük bir operasyona üzerindeki diş etini ve kemiği birazcık kaldırıp yine oradan alabiliyoruz. Ama tamamen gömükse onun orasını birazcık açıp üzerindeki kemiği tam alıp 20 yaş dişinin pozisyonuna uygun olarak alıyoruz. Bazı almadığımız ya da almayı önermediğimiz durumlar ne da var. Ne gibi durumlar olabilir? Bunlar Dil çene kemiği sinirine çok yakın ya da sinir kanalının içinde oluşabiliyorlar. Orada oluşmuşsa eğer onu alırken çene kemiği sinirine zarar verecek isek ama şu an duruşuyla da herhangi bir sıkıntı çıkarmamışsa yerinde de çok rahat duruyorsa bunları almıyoruz. Hatta bazı yer arkadaşlar da ben şunu da gördüm. Hatta takdir ettim arkadaşı. Ee, yarısını almış <laughs> Allah Allah. kökünün o, sinire gelen kısmını almamış çünkü peki o zaman ne oluyor kalınca sinire eğer hasar verirsek neticede orada mikro cerrahi de olsa bir cerrahi yapıyoruz ve kolay bir durum değil sinir hasarlanırsa dudakta geçici olarak uyuşukluklar olabiliyor bazen geçici ama bazen de istemediğimiz mu? durumda kalıcı uyuşukluklar Oo. da olabiliyor bu gibi durumlarda zaten çok kontrollü volumetrik tomografilerle tespit edilerek çok net bir şekilde almaya çalışıyoruz. Hmm. Yalnız burada bilinmesi gereken şu var. Hmm. 20 yaş diş çekimi zor bir işlem değildir korkmasınlar sadece normal diş çekimi gibi anestezi. Ne kadar tek, tek, anesteziyle. Duruma göre beş, e, bir dakika süren 20 yaş dişi de var. Gerçekten. 5 dakika süren de var. O kadar. 25 dakika süren ha. de var. Yani ha. diş çekimi kolay da biz e, o bölgede kişiye hasar vermemeyi yani hedefliyoruz. Yani, diye. O yüzden hani e, biraz daha hasarsız çalışmaya çalıştığımız için süreç alabiliyor. Hı hı. Yani korkulacak bir durum değil 20 yaş dişi. Yani mesela 20 yaş dişi dediğiniz gibi diğer dişlerle aynı şekilde çekiliyor ama bir evet. halk arasında bu 20 yaş dişi bende işte çok sıkıntı yaratacak. İşte çektirirsem bende çok ağrı yaratacak. Sonrasında bir de o ağrıyla mı uğraşacağım Şimdi, deyip. Evet. Çektirmeyenler, çektirmeyenler var. var. Evet ben Küçük bir var. operasyon yaptığımız için neticede o bölgede ee, ertesi gün çok hafif şişmeler, o bölgede kızarmalar. Ama her diş çekmesi olmuyor mu? Her zaten. diş çekmede olur. Bunda birazcık daha, bir tık Hı. daha olabilir. Çene kemiğinde birazcık çok farklı pozisyondaysa. Yani şu ana kadar 20 yaş dişinin çene kemiğinde tam tersine durmayanını, e, duranını görmedim. Hı. Ama bu 20 yaş dişi Çene kemiğinde yan duruyor, içe doğru duruyor, ee, sağa sola o kadar değişik pozisyonlarda duruyor ki. Ha, bunu alırken tabii ister istemez burada kemikte biraz çalışma yapıldığı için ertesi gün hiç problem olmayandan tutun birazcık çene kemiğinde ağrıları hafif hı hı. ödeme olabilir. Burada önemli olan hı hı. şu Özlem Hanım. İlk 24 saat operasyondan sonra soğuk sıcak yemeyin içmeyin diyoruz. Ağzımızı gargara yapmayın. Bir de o bölgeyle oynamayın. Bu bütün çekimler için Çinli geçerli. geçerli. Hı hı. Yani o bölgeyle oynayıp o bölgeye ekstra şeyler yapıp da enfekte etmeyin. Evet, o hassas diyoruz. bir bölge. Hocam evet. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür 20 yaş ediyorum. 20 yıl için böyle biraz kısa oldu ama derimle evet. önemli bir mevzu. Ona başka bir programda yine İnşallah konuşalım. İnşallah. Programımızın sonuna geldik. İyi ki varsın. Bugünlük biz sürenin sonunda. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.